Ya bak, ben çok üzülerek belirtiyorum. Yoktan yere elenmek diye buna denir zaten. Şimdi bu mülakat işinin ya da mülakat komisyonunun, CRM'in ve kurulun dışındaki kapılarda bir uğultu var. Nasıl bir uğultu var? Bir koca sosyal medya artık sektör haline gelmiş. Bu işi bilen bilmeyen, ilgilenen ilgilenmeyen herkes, özellikle WhatsApp gruplarıyla, işte bu vloglarla, video kanallarıyla, işte bir takım meslek gruplarının, işte havacılıkla ilgisi olan, şimdi zaten şöyle bir ekol var. CRM, havacılık psikolojisi ne olursa olsun pilotlar bilir ekolü var. Ama kaderin cilvesi ki sizi orada düşündüğünüzde, o koskoca anonim ortaklığının mülakatında psikologlar bekliyor. Hem de havacılık psikologları, hem de Türkiye'nin bir numaralı üniversitesinin havacılık psikologları bekliyor. Siz şimdi bir teknik önemlidir, pilotaj teknik bir konudur, teknik öğrenilmelidir diye saçma sapan şeyleri ezberlemeye çalışıyorsunuz. Uçak kazalarını, size asla sormayacağı teknik bazı detayları. Şimdi bunları bir de bunlara bilgi diyorsunuz. Yani bu havacılık entelektüelliği olabilecek şeylere bilgi diyorsunuz, tamam mı? Yani genel anlamda havacılık ilgisi şeklinde tanımlanacak bilgilere bilgi diyorsunuz ve bunları birileri size her nedense bunu pompalıyor, gaz veriyor. Diyorlar ki bunları öğrenin. Siz şimdi CRM'e çalışmak ya da kurula çalışmak deyince bu havacılık vloglarını ya da videolarını, kazaları vesaireleri hepsini böyle ezberlediğinizde sanıyorsunuz ki oradaki psikologlar bundan etkilenecekler. Ve size aferin, çok iyi hazırlanmışsın evladım, geç diyecekler. Yani bu şeye benziyor. Eşine şiddet uyguladığı için bana terapiye gelen adamın çok iyi araba tamir etmesine benziyor. Ne alakası var diyeceksin? Bu kadar alakasız. Bana anlatıyor arabaları nasıl tamir ettin, çok iyi elini, çok iyi olun, çok iyi usta olduğunu anlatıyor da o ustalık yapan ellerinle kadını dövüyorsun ama sen. Yani bu kadar alakasız. Orada sizin psikolojinizle ilgileniyorlar. Bakın, CRM denilen hadise, bazıları hatta çok komik, trajikomik bir şekilde CRM nedir deyince Türk Hava Yolları'nın mülakatı diyor. Derya deniz olduğunu hep söyledim, yıllardır söylüyorum. Ta kaç yıldır bu işi yapıyorum düşündüğüm. Ta Diyalar zamanından beri yapıyorum. Yani Diyalar 2 zamanından beri, belki daha eski. Şimdi hava kuvvetlerinden ayrılalı benim neredeyse 15 sene olmuş, hatta daha fazla olmuş. 15 sene, 20 sene olmuş. Şimdi onu diyeceğim. Oraya gidip bu bilgileri kustuğunuzda böyle bir şey var. Sanki size soru sorulduğunda her şeyi pilotajla bağlantılandırmanız, hemen kokpite bağlamanız, hemen ATC'den bahsetmeniz, hemen uçuştan bahsetmeniz, hemen motorlardan bahsetmeniz. Ya size sorulan soru şu: fikir ayrılıkları konusunda ne düşünüyorsun? O da grup mülakatında fikir ayrılığına düştüğün için diğer adayla bu soru sorulmuş zaten. Konunun ATC'yle, kaptanla, kokpitle, uçakla, uçuşla ne alakası var?
Burada sana sorulan sorunun herhangi bir şekilde havacılıkla bağlantısı yok ki. Sen gündelik hayatında fikir ayrılıkları konusunda düşünürsün diye sormuşsun. Ama dikkatimi çeken bir şey var. Zaten sen kıpır kıpır bir adamsın. Duramıyorsun ki, kaşınıyorsun, hareket ediyorsun. Bir sabitlenemiyorsun. Sen zaten doğru bildiğine inandığın şeyi savunup bunun karşı taraf açısından makul, mantıklı bulunacağını ve bu sayede CRM'i geçebileceğini düşünüyorsun. O zaman ama ben derim ki sen CRM'den hiçbir şey anlamamışsın demek ki o sınava girene kadar. Şimdi yeni yeni anlıyorsun CRM'i gördüğün kadarıyla. Bakın, psikolojik değerlendirmeden geçiriliyorsunuz arkadaşlar. Bunun adı CRM denmiş olması çok önemli değil. Çünkü kalıbımı basarım, başvuruların %80'i biz sizi psikolojik değerlendirmeden geçiriyoruz desek kıyameti kopartır. Siz ne hakla bizi psikolojik değerlendirmeden geçiriyorsunuz ve hakkımızda nasıl karar veriyorsunuz derler. Ama adını CRM dediğimizde kuzu kuzu oturuyorsunuz karşımıza. Bak, altını çiziyorum. Kurulda da aynı şekilde bir ikinci psikolojik değerlendirme var. Asıl CRM değerlendirmesi orada. Bu sefer bu işin içine pilot da katılıyor. İK da katılıyor. Gerçek anlamda CRM değerlendirilmesi kurulda yapılıyor zaten. Sizin ilk girdiğiniz CRM dediğiniz şey zaten psikolojik değerlendirme. O yüzden psikolojik değerlendirmeye girdiğinizde psikolojik değerlendirildiğinizi, psikolojik olarak değerlendirdiğinizi bilerek orada otur. Gereksiz ATC kaza, yok ampule odaklanmışlar, yok lambaya bakmışlar, yok iniş takımlarını açmışlar, yok açmamışlar, yok kendi aralarında. Hele Tenerife, üstüne de Kaptan Sully dediğinizde bence psikolog da orada zaten tel kopuyor. Kilometre teli kopuyor. Bam. Siz bir anda böyle, sizin gösterge, ibre bir anda performanssız. Kilometre teli kopunca sıfıra düşer ya gösterge. Bilmeyin arkadaşlar. Bilmeniz gereken şeyi zaten kısmet olursa geçebilirseniz. Akademide sandalyeye oturduğunuzda ilk dersten itibaren size öğretecekler. Bakın, bunu istemiyorlar. Neden istemiyorlar? Yanlış yunluş öğrendiğiniz şeyleri akademide düzeltmek istemiyorlar. Piyasada çok acayip düşündüğünde artık çağ dışı kalmış kaynaklar vesairelerden kalma bilgiler dolaşıyor. Bunları öğrenip orada oturacaksınız. Yanlış öğrenmeyi şu anda düzeltmek sizin için zor. Siz 10 yaşındaki tamam öğretmenim doğrusunu ben şimdi öğrendim diyecek durumda değilsiniz. Beyniniz o kadar da esnek değil. 30'larınıza doğru giden adamlarsınız. Kolay değişmez. Yanlış öğrenmenizi istemiyorlar. O yüzden zaten teknik sormuyorlar. Bir hava yolu ya da bir grup hava yolu. Daha doğrusu bir havayolu teknik sorular soruyorsa kadetlerine, o da aslında düşündüğünüzde biz sizi kişilik ve psikolojik açıdan değerlendirdik, yeterli bulmadığı yüzünüze söyleyemedikleri için. Teknik soruları sorduklarında bilemedim kaldım ben, tabii o yüzden bıraktılar beni. Tekniğinizi zayıf bulduk denildiğinde, tamam mı, sesinizi kapıyorsunuz. Çünkü beyinleriniz somut, operasyonel somutluğa alışkın ya, neden kaldım, budan kaldım. Evet. Ama bundan kaldın dersen, ne ya, bundan kaldın değil mi? Karma karışık bir şey, insan psikolojiden bırakılır mı? Ödünüz kopuyor, psikolojik yetersizliğiniz, kişilik yetersizliğiniz, insani yetersizlikleriniz var deyince kıyamet kopar diyorsun. Bir grubunuz haddini biliyor, oturuyor zaten en baştan beri düşündüğünde. Burası fazlasıyla profesyonel bir ekip, fazlasıyla profesyonel bir sermaye ve operasyonun parçası olarak biz
pilot yapılacağız, haddimizi bilelim şeklinde kuzu kuzu oturanlar, duruma uyum sağlayanlar, gerekli olduğu kadar asertif olanlar, çünkü assertiveness gerekli olduğu zaman, olduğu yerde yapılması gereken bir şey. Gerekmediği zaman ona biliyorsunuz şımarıklık ve ego deniyor. Ya da maçoluk deniyor. Anlaştık mı? Yani şu artık şu konuyu bir kapatalım, şu saçmalığı bir kapatalım, anlatabiliyor muyum? Psikoloğun karşısına geçip de ATC öyle demiş, o kazada böyle olmuş, onun motoru şöyle yanmış, bilmem ne. Kokpit şöyleymiş, uçaklar böyleymiş, hikayeleri anlatmayı bırakın. Ondan sonra tabii psikolog da haliyle elinde kalemiyle böyle ne demiş ATC ya da ne olmuş ATC ile falan diye bir yorum yapınca hemen o WhatsApp gruplarında psikolog ATC'lerle ilgili soru sordu. O gruptan öbür gruba, öbür gruba dallana böyle saçılıyor böyle. Tamam, virüs gibi yayılıyor. Ondan sonra ta 25. grubun ucundakiler hazırlık yapın, psikolog ATC ile ilgili soru soruyormuş diyor. Tabii. Sen kaşıdığın için kadın ya da adam o soruyu soruyor sana. O kadar basit.